İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Andoktar'la sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Fikret Bey, siz özellikle hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Ne var ne yok? Şehitlerimiz var Adnan Bey. Bu sabah Mardin Nusaybin'de yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Özel Harekat Polisi Gökhan Osman ve Gökhan Osman Karaduman şehit oldu. Olayın ardından PKK ile çıkan çatışmada 4 askerimiz daha şehit oldu. 5 asker ve 1 polis de yaralandı. Fotoğrafları var şehitlerimiz. Jandarma Subay Aslan. Halit Halal. Jandarma Uzman Çavuş Emre Tunca. Abisi nurunu sevsin maşallah. Aynı şekilde. Jandarma Uzman Çavuş. Pardon. Hidayet 60. Jandarma Uzman Onbaşı Gökhan Bayraktar. Özel Harekat Polisi Gökhan Osman Karaduman. Aslan onlar, aslan, koç yiğit. Evet gelsinler. Allah mekanlarını cennet etsin ki cennet oldu mekanları. Şehadetlerini makbul etsin. Allah hayırla sarsın onları. İnşallah. Cennette kardeş etsin bize, annesilerine, babalarına, sevenlerine uzun ömür ve sabrı cemil Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ne mutlu onlara. Ahir zamanda şehit olmak makbul. Deccal ile çatışırken şehit olmak makbul. Ahir zamanın sevabını topluyorlar. Resulullah diyor sizden 50 kişinin aldığı sevabı bir kişi alacak diyor. Maşallah. İnşallah. Maşallah elhamdülillah. Efendim bir sevgi etiketi verelim. Ne diyelim? Hayatın anlamı sevgi diyelim. Hayatın anlamı sevgi, evet. Dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sizin defalarca bahsettiğiniz bir konuya değindi bugün. Ve PKK'ya karşı bir seferberlik çağrısı yaptı. Şunları söyledi. Bölgede istediğini elde edemeyen terör örgütleri büyük şehirlerimize doğrudan sivil halkımızı hedef almaya başladı. Burada tüm milletime bir çağrıda bulunuyorum. Teröre karşı, terör örgütlerine karşı, ülkemizi terbiye etmeye çalışanlara karşı, Malazgirt ruhuyla, Osmanlı çınarının azametiyle, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın azmiyle yeni bir seferberlik çağrısı yapıyorum. Evet. Ama hayrettir yani. Hükümet ben ne dersem aynısını açıklaması. Tayyip Hocam'ın, Başbakan'ın. Bak kelimesi kelimesinin aynısını söylüyor. Evet. Bak sefer daha dün söyledim. Evvelsi gün sonra. Önümüzdeki geçen aylarda söyledim. Evet. Hep seferberlik kelimesi. Maşallah. Önce Darwinizmi, materyalizmi ve komünizmi yok eden bir kültür seferberliği. Maşallah. Önce bir kültür seferberliği. Çünkü karşımızda sahte bilimle, sahte kültürle, sahte felsefeyle insanları adeta büyüleyen bir deccal var. Deccal'in büyüsünü ilimle, irfanla, karşı bilimsel açıklamalarla ortadan kaldırabiliriz. Çünkü Allah'ın varlığını reddediyor deccal. Darwinizm kanalıyla. Liselerde, üniversitelerde, ortaokulda devlet deccal'in yemeği olan, onunla yaşadığı, ona hayat veren, hayat damarı olan Darwinizmi artık çekip koparması lazım. Darwinizme hayat veren, hayat damarıdır. Komünizme hayat verir. Darwinizm. Yani şah damarıdır. O koptu mu komünizm biter. Onun için hükümet bu konuda istirham ediyoruz. Devletin kanallarında Darwinist propagandayı durursun. Ortaokul, lise, üniversitede Darwinist propagandayı durursun. Hatta hükümet yanlısı yayın yapan televizyon kanalları da yoğun Darwinist propaganda yapıyorlar. Onlar da faaliyetlerini durdursunlar. Hem komünizmde yanıp yakılıyor, arkasından da hemen Darwinist eğitime başlıyor. 10 dakika evvel komünizmle yakınan adam 10 dakika sonra Darwinizmi anlatmaya başlıyor. Komünizm zaten Darwinizme dayanıyor. Bunu Stalin de diyor, Mao da diyor, Lenin de diyor, Marx da diyor. Darwinizm gittiğinde Marksizm biter diyorlar.
Sen bütün gücünden Darwinizm'e anlatıyorsun. Olmaz. Evet, dinliyorum. Sayın Erdoğan dünkü konuşmasında eğitimde eksik kaldık şeklinde bir ifade kullandı. Şöyle diyor, ancak bugün geriye dönüp baktığımızda eğitimin altyapısını yenileme konusunda gösterdiğimiz başarıyı, eğitimin muhtevasını geliştirme konusunda aynı başarıyı yakalayamadığımızı görüyorum. Çocuklarımızın gönüllerine ve zihinlerine yöneleceğimiz bir dönem olması gerektiğini düşünüyorum. Ya hiçbir şey olmaz. Vatan elden gidecek Allah sevgisine öbür türlü bak. Allah'ın zoruna gider. Allah inkar ediyor. Darwinizm, materyalizm devlet eliyle okutuluyor. Diyalektik felsefe okutuluyor. Farkında bile değil bir kısmı. Nerede ya diyor. Okuduğu kitabın farkında değil. O yüzden bu tehlikeye karşı çok titiz bir karşı kültür seferberliği başlatılması gerekiyor. İlk böyle yapılacak şey bu. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. O Çin, o Çin, o Çin, o Çin, o Çin küresi var. O Çin, o Çin, o Çin küresi yok. Maşallah. Very, very beautiful. Küresi var, jenşina. But, o Çin, o Çin. Yok. Size daha çok şey söylemek istiyorum ama İngilizcem çok iyi değil. Yeterli. Ah, severim ben senin tatlılığını. Gel yavrum. Şehit olan bir yerde arkasında Allah'ın adetullahında hakimiyet veriyor. Resulullah'ın zamanında da öyle. Şehit olmadan bir hakimiyet yoktu. Şehit sayısı arttıkça hakimiyet sayısını da Allah arttırdı. Geniş topraklara hakimiyet verdi. Şimdi de öyle oluyor. Yani bu kadar şehit dünya hakimiyetinin habercisi. Cenab-ı Allah'ın şartı oluyor. Yani şehadet olmadan, şehitler olmadan hakimiyet vermiyor. Bu hep tarih boyunca hep böyle olmuş. Musa'nın zamanında da, Hazreti Musa zamanında da. Mesela 300'den fazla şehidimiz var. Bunu Allah bir güzellik olarak sunuyor. Hakimiyet öncesi. Osmanlı döneminde de şehit olmadan hakimiyet asla olmamış. Allah'ın istediği bir limit var, belirli bir şey var. İlla ki o kaderdeki limit de olacak. Osman Yumakoğulları çok değerli, muhterem bir abimizdi. Çok sevdiğim bir abimizdi. Vefat etmiş. Allah gani gani rahmet etsin.
Çok kalender, candan, hocamızın, Erbakan'ın güzel ahlakını tam yansıtan, tam Osmanlı yiğidiydi, Osmanlı efendisiydi. Değeri tam bilinmedi, yani onu açıkça söyleyeyim. Tasavvuf ehli, gönül insanıydı. Allah makamını cennet etsin. Ailesine, sevenlerine Cenab-ı Allah uzun ömür bahşetsin. Resmini de gösterebiliriz. Evet, gösterdi. Abimiz aslandır o, aslan. Çok sevgi dolu. Muhterem bir insan. Bugün A9'un 5. kuruluş yıl dönümüymüş. Vay be. Maşallah. Festivallerle, eğlencelerle, yarışmalarla, değil mi? Büyük katılımlarla organizasyon yapmamız gerekiyor. Ve çok muhteşem kutlamalar olması lazım. Havai fişekler, bilmem ne. Gökalp'in gözleri parlıyor. Benim hiç niyetim yok. Napolyon diyor ki İstanbul bir anahtardır. Bu da tabii masonik bir sembol. İstanbul'a egemen olan dünyaya hükmedecektir. Yani Mehdi. Tayyip Hocam'a 50 kere dedim ki bak iyi bir gençlik nesli yetiştirelim dedim. Darwinizm, materyalizme karşı hükümet tedbir alsın dedim. Kararlı olsun. Artık TRT'de Darwinizm propagandası yapılıyor. Yani alnımızı kaşır gibi. Müfredattan kaldıralım bu zehir zemberek yanlış açıklamaları dedim. Yani kaldıralım derken daha detaylı anlatalım, cevabını verelim. Onu da dinlemediler. Milli şuur dersi konsun dedim. Onu da dinlemediler. Halbuki milli şuur dersi verilse haftada 3 gün gençlerin bütün motivasyonu, ruh hali, psikolojisi değişir. Çok faydalı olur. Yani iman hakikatleriyle beraber. Hiçbir mahsuru yok. Merhaba, hayırlı yayınlar. Programı sürekli takip ediyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir oyuna bas çalıyor, bir dinden bahsediyor. Bu güzel bir şey. Lakin ben şahsım olarak çok merak ediyorum. Bu program neden halka açık değil de zengin kişilere hitap ediyor? Neden sıradan vatandaşlar programa katılamıyoruz? İyi yayınlar. Şu anki yayında açıklar mısınız bunun sebebini? Telefondan bağlanıp neden soru soramıyoruz? Mehmet Erdem. Mehmet gel, yani geldiğinde kapıdan mı çevirdik seni? Yani bu nasıl bir söz? Değil mi? Yani gelsen, bize desek ki ya sen fakirsin. Biz de zenginiz, buraya gelemezsin. Git zengin ol da gel desen, desek. O zaman haklısın. E böyle bir söz yok. Böyle bir eylem de yok. E nereden çıkarıyorsun bunu? Fakir de olsa, zengin de olsa fark etmez. Samimi olması önemli, benim eminim. Benim canım benim güzelim. Selam hocam. Aleyküm selam Emre Bey. Emre'ye koltuk getirin. Al şuradan koltuk. Bugün millet dışarı çıkmadı mı? Yine sakin. Sakin. Yarın çıksınlar artık. Çarşı, pazar her yeri doldursunlar. Bu yakışmaz.
Şimdi bak asker, polis. Ha diyelim ki silahı var polisin, tabi gezer falan diye düşünebilirler. E silah belinde geziyor. Bomba taşıyan adam, silahlı bir insan karşılaştığında silahın bir etkisinin olmadığını görüyorsunuz. E, silahlı adam sırtından da vurabilirler. Nitekim öyle oluyor. Askerle göğüs göğüse bir çatışma olmuyor. Uzaktan vuruyorlar. Dolayısıyla o askerin polisin silahı var. E, tabii ki gezerler demenin bir anlamı yok. Asker polis yürekli, delikanlı, kabadayı oldukları için geziyorlar. Şehrin içine değil mi? Yani eli de tabancayla gezmiyor. Belinde oluyor silah nihayet. Dolayısıyla kurşun da nereden geleceği belli olmuyor. Uzaktan efendim, dürbünlü karabinayla vuruyorlar. Veyahut bomba patlatıyor bir yerde falan. Özetle yani askerle polisle bizim durumumuz aynı. Yani konum itibariyle aynı. Onların cesareti, delikanlılığı, kabadayılığı bütün Türkiye satında, bütün milletimizde aynı olması gerekir. Çekingen, ürkek olmak Müslümana yakışmaz. Yiğitliğine yakışmaz. Kaderde ne varsa olur. Kaderden kaçmayla bir şey değişmez. Üstad'a talebesi diyor ki, üstadım ben bu memleketten gideceğim diyor. Nereye gideceksin diyor. Hicaz'a, ya Mekke'ye, Mükerreme'ye, ya Medine'ye, Mükerreme'ye. Niye gidiyorsun? Efendim dersi, burası gittikçe bozuluyor. Pavyonlar, gazinolar çoğaldı. Çocuklar bozuluyor dedim. Bak kardeşim dedi diyor Bediüzzaman. Ben Mekke'yi Mükerreme'de olsaydım, Medine'yi Mükerreme'de olsaydım, Türkiye'ye gelirdim. Neden dedim? Alemi İslam'ın kapısı kilidi Türkiye'dir. Bu kapı açılacak, alemi İslam açılacak. Yani Mehdi buradan çıkacak diyor. Fatih Demir, üzümler gerçek mi? Evet, üzümler gerçek. Şimdi haşurtu burada yersem anlarsın. Adnan Bey, 2-3 gündür hastayım, nasıl tevekkül edeceğimi bilmiyorum. Nazlı. Nazlı zaten 3 gün geçmiş, bir 3 gün daha sürüyor değil mi grip? En fazla 3 gün daha sürer, sabredeceksin. İnşallah. Eğer çok rahatsızsan doktora git. Yani hissedilir o, anlaşılır. Domuz gribi falan havası varsa o zaman doktora gitsen iyi olur. PKK tehditler savurup duruyor, korkuyoruz dışarı dolaşırken. Gökhan. Onlar aşağıda Kayseri'si şerefsiz herifler. Bütün dünyayı tehdit ediyorlar. Dünyada korkuyor. Bak adamlar çadır kuracağız dediler orada. Ödü kopuyor devletlerin. Tamam abi diyorlar. Çadır kurabilirsin diyor. Çok çok korkaklar. Arkadaşlarınız fotoğraflarınızı paylaştı. Allah'ım sizi tahmin ettiğimden daha yakışıklısınız galiba. Melisa. Melisa. Adnan Bey, Peygamber Efendimiz bu zamanda olsaydı nasıl bir düzen kurardı? İslam'ı nasıl yayardı? Bu konuda düşüneceğiz nelerdir? Sevgilerle Bahadır Köksal. Yine bağnazlar ortaya çıkardı. Peygamber'e tavır alırlardı. Kendileri ayrı mescitler kurardılar. Yobazlık yapardılar. Kadınlara karşı olurlardı. Peygamberle uğraşırlardı. Sahabe devrinde olduğu gibi. Ümmete bir elçi gönderildiğinde onu susturmak için yakalamaya yeltendiler diyor ayette. Şeytanı anlarsın. Yarın her yerde olsun taşsın. Sakın çekingenlik falan katiyen olmaz. Her yere gitsinler, çarşıya, pazara. Fikret. Buyur adam. Erzincan'a girdim. Ne güzel bağlar. Dinliyorum.
Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar, bağlar, bağlar. Özür diliyorum. Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar. Söyle bakayım. Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar. Oho. Pop arabesk türünde falan bir şey var. Pop arabesk olmaz. PKK yöneticilerinden Murat Karayalan sürecin bu şekilde gitmesi durumunda Kürtlerin ayrılık kararı alacaklarını iddia etti. Ve şöyle devam etti. Yaşananlar Öcalan özgürleşmeden sürecin ilerleyemeyeceğini bizlere açıkça gösterdi. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar imkan elimize geçmemiştir. Ancak Kürt düşmanlığında ısrar edilirse Kürtler ayrılacaktır. Nevruz'a kadar da Kürtlerin sloganı birliktir. Bunun değerini bilmezlerse kuşkusuz Türkiye parçalanacaktır. Bu onların tutumuna bağlıdır. Ya Kürtler nur gibi varlıklar, çok üstün, tertemizdirler. Mübarek varlıklardır. Sen kimsin ya? Sen Stalinist, komünist, anarşist, katil, kahpe, kalleş, hırsız, gaspçı, pislik bir çetenin elemanısın. Sen nur gibi terbiyeli, efendi, asil, Kürt kardeşlerimizin adını ağzına nasıl alıyorsun ya? Sen kimsin? Yıllardan beri de böyle ayaklanma muhabbeti yaparlar. Şöyle ayaklanacağız, böyle işte dallanacağız. Yok, densiz de bıraksınlar. Böyle bir şey müsaade olmaz. Evet, dinliyorum. Bugün HDP Diyarbakır'da Nevruz toplantısı düzenledi Adnan Bey. Ama katılımın çok az olması dikkat çekti, fotoğraf da var. Diyarbakır halkı aklı başında insanlar yani. Evet. Sırrı Süreyya Önder'de bir konuşma yaptı. Öcalan ve silah resimleri olan bir pano önünde yaptığı konuşma halktan çok tepki topladı, fotoğrafı vardı. Ya şu akıl mı ya? Silahlar, tüfekler havalarda uçuşuyor.
Sen dinden, imandan, İslam'dan bahset. Değil mi? Sevgiden bahset bize. Tüfekten, tabancadan niye bahsediyorsun? Gelin evinin önünde çalınabilir parça. Ama gelin indirirken olmaz. Gelin havası ayrıdır. Hareketli olması lazım. Bu kaynananın ağlaması için uygun. Biz Hakan'ı evlendirelim ya. Gerçekten ben şey var. Ben tel duvaklı falan bir bayan arkadaşlar. Buna da köy şapkası falan böyle. Ümüne kadar düğümleyelim. Yani bir köy düğünü tarzında var ya. O hani yüz kapatıyor kafasına kırmızı ört örtüyor falan. Böyle bir olay yapabiliriz. Davul zurnayla alıp getirirsin. Yani kısa bir dakikalık bir film olarak hazırlayabiliriz. Ya yani tip çok müsait. İbrahim'de dehşet olur. Ondan sonra bir de genç yaşta evlendirilen tipler oluyor böyle. Gazeteye falan yazıyor. Turgut olur mu hocam? Şey? Ali de köy delikanlısı çok iyi olur. Nasıl? Turgut. Turgut dehşet olur. Ama Turgut salon düğününe uygun olur. Annenin babanın elini öper falan feşmeken. Can nasıl olur? Ne? Can. O da yine salon düğünü olabilir. Tek tek annen babanın elini öper. Terler merler. Bakayım. Şahane olmuş. Güzel olmuş. En az böyle olması lazım. Tamam şimdi sandalyeye koy oraya. İşte isteyen gelebilir. Programa katılabilir, bir şey olmaz. Köy şapkası. Ümüne kadar ilikleyeceğiz. Siyah bir takım elbise, bu kadar basit. Ama tabii seçilen parçalar çok önemli, davul zurna havaları. Şu damatlar bir kere bak söyleyeyim. Ali bir çok uygun. Hocam çok uygun iki. Zat haliniz uygun üç. Ama bunlar tabii sadıç madıç olayları da var. İbrahim de çok iyi sadıç olur. Oğlum bak heyecanlanma falan. Tabii kasketi öne düşürür falan. Çok şahane olaylar olabilir. Yani ben konuyu hazırlayayım yazılı olarak siz onu uygularsınız. Semih şahane olur. İnşallah. Köy düğünü olayında. Acayip neşesi de yerinde olur.
Evet, evet. Evet, doğru. Yoku, tedirgin bir şekilde sana bir haber gelecek miyim bekliyorum. Bu konu seni pek ilgilendiren bir konu değil. Kayınço olacak tipleri de ayarlayalım. Ya kaynana herhalde hiçbir bayan olmak istemez. Yoko bir ayağa kalksana. O şeker parıl parıl parlıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Evet, evet, evet. Bak, bakıyor, ekrana bakıyor. Parlıyor mu diye. Tamam, otur. Hazreti İsmail doğduğunda Hazreti İbrahim 85 yaşında. Maşallah. O zamanlar ehlak yamanmış maşallah. Kameraya girmek istiyorsun. Arkadaşın daha hala evine yerleşemedi mi? Ha. Tamam. Damat. Bu kayınçı olur. Yani gelinin kardeşi çok iyi olur. Yasemin hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Köy düğünlerine ben tam donanım gidiyordum. İki mantar tabancamdan yürüyordum. Bayağı ortalık inliyordu yani. Stereo kalitesi nasıl? Çok iyi. Show you understand.
insanın aklı eğer dikkatli kullanılmazsa birçok gerçeği çok bulanık görebilir yahut göremez. Mesela ahir zamanda olan olaylar peş peşe olmuş ve oldu. Ama tek tek şöyle bir derli toplu incelendiğinde muazzam bir olayla karşılaşıyoruz. Yani hepsi olmuş. Yani kendimizi aldatmıyoruz. Hepsi tek tek olmuş sıradan. Gayet düzgün olarak olmuş. Bu dünyada pek rastlanan bir şey değil. Yani ahir zaman olayları mesela peygamberimizin geleceği bile Tevrat'ta kapalı olarak bir veya birkaç yerde belirtiliyor. O kadar. İsa Mesih'in gelişi de öyle. Kapalı olarak birkaç yerde belirtiliyor. Ama bak Mehdi'nin gelişi yüzlerce detayla belirtilmiş. Yani hiç inkar edilmeyecek gibi. Bu ahir zamanın şiddetine kaynaklanıyor. Deccal'in azgınlığına karşı inkar edilemeyecek keskin delil oluşturmuş Allah. Ama dikkatlice ara ara bakılıp incelenmesi lazım. Yoksa adam bunu unutabilir, aklında kalmayabilir. Yani mesela Ramazan ayında 15 gün ait güneş tutulmaları Ramazan üst üste. Ya hiç olacak iş değil bu. Mesela iki uçlu kuyruğu yıldız tarihte görülmemiş bir şey. İyi tefekkür edilip düşünülmesi lazım. Ha böyle bir şeyler varmış ya gazete haberi gibi bunlar okunup geçilirse buradaki fevkalelik görülmez. Yani buradaki derinlik görülmez. Bu fevkalenin görülmesi için mutlaka derli topluca, akıllıca düşünülmesi gerekiyor. Mesela Mehdi'yi tarif ediyor Peygamberimiz. Yani eğer öyle bir şahıs çıkarsa ve dendiği gibi de alametler de üstündeyse bu çok büyük olay. Ama çok 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 büyük olay. Hiçbir dini kitapta bu kadar detaylı geçmemiş. Hiç tarihte olmayan bir şey. Yani iki delille yetiyor konu, bitiyordu eskiden. İki de. Burada yüzlerce hatta ayet ediyor Kur'an'da. Kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Kendi çocuklarını tanır gibi. O kadar çok delil var ki. Şimdi bu ayet de çok manidar. Çünkü Peygamberimiz için dendiğini düşünüyorum bu ayetin. Ama çok fazla rivayet vardı o zaman. O akla geliyor. Çünkü Tevrat'ta öyle bir detay yok. Yani çocukları gibi tanıyacakları bir detay yok. Yani bunun ancak nasıl Mehdi hakkında çok fazla rivayet varsa Musevilerde de Peygamberimiz hakkında çok fazla rivayet olduğunu düşünebiliriz. Çok çok fazla yani. Ence detayına kadar tarif edildiğini anlamış oluyoruz. Bu nasıl olur? Sözlü Tevrat'ta vardır. Yazılı Tevrat'ta yoktur. Sözlü Tevrat'ta var. O yüzden kendi çocuklarını tanır gibi tanımış oluyorlar. Mesela hadislerde Öcalan ismini verilmesi ne kadar çabuk alışıyor insana ya. Diyor ki başlarında Abdullah diye biri vardır diyor bu terörist kafilenin ekibi. Dicle Fırat kenarlarındadırlar diyor. Ya, efendim? Partisinin başında çıkar diyor. Artık bak bu kadar detay. Mal için savaşırlar diyor tabii. Hayır olaylar tek tek söylüyor. Mesela Harestada diyor. Küfe'de olacak olaylar diyor. İşte cep telefonu teknolojisi açık açık tarif edilmiş. Televizyon, radyo açık açık tarif edilmiş, anlatılmış. İnternet açıklanmış. Ya başka bir inançta bu delil olarak sunulursa adamlar kayıtsız şartsız iman ederler. Bakın İslam'a karşı ön yargılarından dolayı bu kadar açık aleni olan şeyleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Örtbas olmaması için alışılmış bir üslupla değil de alışılmamış bir üslupla tekrar tekrar anlatılması lazım. Saatin gölgesi müminin üzerine düştüğünde diyor. Ya tabii mesela gemilerle mültecilerin kaçması bak Suriyeli mülteciler diyor gemilerle kaçacaklar. Fakat denize dökülecek boğulacaklar diyor birçoğu. Diyor. Bak detaylara bak. Ya bunun bir tanesi olsa yer yerinden oynar. Avrupa'da gazetelerde yayınlansa yıkılır ortalık.
Ama gelenekçi hocalar da bunu gizliyor. Halbuki onlar söylese bütün Avrupa'da yine çok dikkat çeker. Bekliyoruz diyor. Tamam. Fikret dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün komuyu geçerken bir kedi karşıdan karşıya geçmek istedi Adnan Bey. Fotoğrafı da vardı. Kısa süre bir şaşkınlık yaşanıyor. Sonra Cumhurbaşkanı'nın taşıyan aracın geçişi sırasında yolun yarısına kadar geliyor kedi. Arkadan gelen koruma aracını fark edince duraklıyor ve geri adım atıyor.
koruma aracının yavaşlamasıyla tehlikeyi atlatan kedi konvoyu geçtikten sonra karşıya geçiyor. Daha sonra da polisler tarafından kenarda tutuluyor. Lan ne şeker şeymiş öyle. Tanışma imkanımız yok mu? Hadisleri, Kur'an mucizelerini de ama özellikle hadisleri alimlerin, hocaların, ahir zaman hocalarının neden gizlediklerini çok kapsamlı bir gündem yapalım. İnşallah. Yani tek kelime söylemiyor. Ya desin yalan desin yani. Böyle bir şey yok desin. Bir şey duyalım. Yani neden gizliyorlar, niye korkuyorlar? Bunu halk sorsun onlara. Endersen öne gel, arkaya geç. Yani bu çok hayret verici bir şey değil mi ya? Evet. Sorulması gerektiğini söylemiştiniz Adnan Bey. Afganistan işgal edilmedi desinler dediniz. Güneş ve ay tutulması 15 gün arayla Ramazan içinde olmadığını söylesinler dediniz. Tek tek bunları 2-3 yılınız çıkmadı desinler dediniz. Kardeşim yani peygamberin dediği bir şey ayrıca çıkıyor olduğuna göre bu peygambere bağlılığı artacak, imanı çok artıracak, insanı hayretin hayrete düşürecek bir şey. O niye gizlenir? Bunu bir araştıralım, soruşturalım. Yani kendilerine de soralım. Mektupla yazıp hazırlayıp alimlere, hocalara hem İngilizce gönderelim, hem Fransızca gönderelim. Yani neden bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz? Yalansa yalan deyin de, diyelim. Mesela çıkmadıysa çıkmadı deyin. Diye bir gönderelim. Cevap vermezse yine cevap vermediğini yayınlarız. Cevap verirse cevabını yayınlarız. Geniş çaplı bir çalışma yapalım. Yani Türkiye'deki alimlere de, Mısır'dakilere hepsine gönderelim. Hadislerin hepsini gönderelim. Tek tek kısa kısa kaynak vererek. Yani bu bir mucize mi değil mi? E mucize ise niye bahsetmiyorsunuz? Biz yanılıyorsak neden yanılıyoruz? Bunları soralım. Bir kitapçık şeklinde de sorabiliriz. Bir kitap haline getirip gönderebiliriz. Hazreti Yusuf peygamber olduğunda 56 yaşında. Allah Hazreti Davut'a Mehdi'nin kendi onun soyundan geleceğini müjdeliyor. Onun için Museviler o Hazreti Davut'un soyunu çok titiz takip etmişlerdir. O müjde üzerine. Yani çok müthiş bir soy araştırması yapılmıştır. Evet, dinliyorum. Kara Harp Okulu Komutanlığı öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir seyirci topluluğu önünde Çanakkale Zaferi'ni temsil eden bir oyun sergiledi. Oyunda askerlerin namazlarının kılınması ve dua edilmesi de temsil edildi ve oyunun sonunda
Komando marşı okundu. Video vardı. Aslan. Bir de bu mantık bozuklukları Facebook ve internetten gençlerin yazılarından yaklaşık 5.000-10.000 tanesi incelemeye alalım. 5.000-10.000 yazıyı. Orada ortak mantık bozuklukları neler? Onları bir tespit edelim. Onu bir rapor haline getirelim. Yani saplantılı oldukları yönler nedir? Öfke anlayışı nasıl? Aslında bunu devletin yapması lazım. Yani tez konusu da olabilir bu. Yani bütün çünkü kişilik, karakter, her şeyi tespit etmek mümkün. Mesela 2000 kişi üstüne araştırma yapılsa Facebook'larından ya Twitter'larından konuşma uslupları, kullandıkları cümleler, analiz yöntemleri, hitabet anlayışları bunların hepsinden çok açık bir anlam çıkarabiliriz. Yani toplumun geneline ait de bir genel teşhis imkanı olabilir. Tabi bunu devlet yaparsa çok vakit alır. Ama biz daha pratik yapabiliriz. Yani çünkü devlet yapıyor. Bu en az 2 yıllık, 3 yıllık bir çalışma yaparlar. Yayarlar. Bundan da bayağı geçinen adam olur. Pek ciddi bir netice de alamayız. Yani belki iyi memurlar, çalışkan memurlar olursa yapar ama bazen, yani bu söylediğim bazı vakalar için çok sallıyorlar tabiri caizse yani. Çok güzel. Bir resim var, yayınlasın onu. Tabii biz biraz daha değiştireceğiz, daha iyi hale getireceğiz. Geldi mi? Gösterdiniz. Yanaştır da ortala resmen. Bak gelininde elinden tutmuş. Ama tabii şapka böyle ümüne kadar da değil mi? Yakasını kapat. Ceket falan da oldu mu? Bayağı iyi olur. Evet. Mehdi İstanbul ve diğer şehirlerde mescitler inşa eder. Peygamberimizden hadis. Eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah o gün uzatır. Ehl-i Beytim'den Mehdi'yi çıkarır ve dünyaya malik eder. O Konstantiniye ve Deylem Dağları'nı fetheder. Yani İstanbul'u, Deylem Dağları bu PKK'nın hakim olduğu bölgenin adı Deylem Dağları. Oraları alır diyor. Yani demek ki PKK'yı yerle bir edecek. Çok güzel at resimleri var, gösterir mi? Evet, göreyim. Maşallah.
Yakışıklılık üstü yakışıklı. Çok çok güzeller maşallah. Yedeleri falan. Ya, alenen süslü. Çok çok estetik bir hayvan maşallah. Baksana gözleri. Çok nefis güzelliği. Hacer annemiz Hazreti İbrahim. Biliyorsunuz evliydi. İsmail o minik canıyla ayakkabı o çırpınmış böyle susuzluktan rahatsız. Annesi de oradan oraya koşturuyor, oradan oraya koşturuyor. Bebeği bıraktığı yerde orada nemli bir alan olduğunu görüyor annesi sonra. O çocuğun ayağını yere vurduğu yerde. Orayı açtığında bayağı güçlü su çıkıyor maşallah. İşte o zemzem suyu o. Yani daha da açtıklarında iyice derin olduğu anlaşılıyor suyun. Yani muhtemelen taşlık bir alandan alttan akıp gidiyormuş su. Hacer annemiz o taşlık kısmı kaldırınca yani suyun kanalını açmış oldu. Ana kanalını açmış oldu. Oradan hem çocuğa hem kendine bayağı bir imkan oluşmuş oldu maşallah. Yazılarınız hakkında bilgi verebilir miyim adam? Evet. Suudi Arabistan'ın ilk İngilizce gazetesi olan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Orta Doğu genelinde de dağıtımı yapılan Arab News gazetesinde "Teröre karşı birlik miyiz?" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda özetle "Eğer ülkeler terör konusunda gerçekten ciddi bir atılım yapmak istiyorlarsa, benim teröristime lanet et ama seninkini gerekirse beslerim" mantığını terk etmeleri gerektiğini anlatıyorsunuz. Katar'ın ilk İngilizce günlük gazetesi Gulf Times'ta "Derin güçlerin boş hayali, İslamsız Orta Doğu" başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Orta Doğu'nun kurtuluşu için aciliyetle yapılması gereken, bütün hak dinlerin emrettiği değerler olan dostluğun, kardeşliğin, hoşgörü ve merhametin esas alındığı bir birlik inşa etmek olduğunu anlatıyorsunuz. Orta Doğu'nun gücü, kuvveti, menfaatinin din temelli bu sevgi birliğinde olduğunu anlatıyorsunuz. İngilizce ve Boşnakça yayın yapan Bosna'nın çok takip edilen haber sitesi The Bosnia Times'ta "Savaşların sebebi din midir?" başlıklı makaleniz yayınlandı. Bu makalenizde özetle savaşların durmasının tek yolunun dinler ve dindarlar arası ittifak olduğunu, eğer gerçekten barış isteniyorsa dinlerin özünü savunan gerçek barış insanlarının ittifakına ve söylemlerine dikkat verilmesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Aynı yazınız ayrıca Suudi Arabistan'ın önde gelen Arapça günlük gazetesi Mekke Newspaper'da da Arapça olarak yayınlandı. Avrupa'da İsrail ile ilgili haberler yapan, başta Fransa, daha sonra İsrail'de çok sayıda ziyaretçisi olan haber sitesi Europe Israel News'te "İslami bakış açısıyla Tapınak Tepesi üzerinde Musevilerin hakları" başlıklı yazınız Fransızca olarak yayınlandı. Yazınızda İslam'a ve insan haklarına göre Musevilerin Harem-el Şerif'te dua etme hakkı olduğunu anlatıyorsunuz. Merkezi Belçika'da bulunan, aylık ziyaret sayısı 4 milyonu bulan Sasa Post haber sitesinde "IŞİD'in yanlış ideolojisi sadece Kur'an'la mağlup edilebilir" başlıklı yazınız Arapça olarak yayınlandı. Obama ve Amerika yönetimi radikal ideolojiyi ortadan kaldırmak istiyorsa bunun tek yolunun Kur'an olduğunu söylüyorsunuz. Malezya İslam Partisi tarafından yayınlanan Haraka günlük gazetesinde "Müslümanca konuşmanın insanlar üzerindeki etkileri" başlıklı makaleniz İngilizce olarak yayınlandı. Yazınızda Müslümanların konuşmalarının etraflarına sürekli hayır ve bereket getiren bir kaynak olduğunu, Müslümanca konuşmanın önemli bir tebliğ ve ibadet olduğunu anlatıyorsunuz. Son olarak Haraka Daily gazetesinde "Gaflet halinde bir yaşam" başlıklı makaleniz daha yayınlandı. Yazınızda "Gaflet içinde kalmaya, şeytanın dostu olmaya razı olmayan vicdanlı kimseler için gafletten kurtuluş yolunun açık olduğunu, Allah'ı sürekli anmak, ona yönelmek, ondan korkup sakınmak ve her an onun rızasını aramanın gafleti yok edeceğini, insanı üstün bir şuura, akla ve imana kavuşturacağını anlatıyorsunuz." Maşallah. Ya bunlar tabii klasik İslam anlatımları. Fakat insanların konuşamadığı konular var. Onların üstüne bizim gitmemiz gerekiyor. Mesela bu gelenekçi Ortodoks sistem nasıl birbirlerini kilitliyorlar ve insanlar nasıl buradan kurtulamıyor? Bunu analiz edip anlatabiliriz. Bu küçük bir kitapçık haline gelebilir. Yani gelenekçi sistem
kendi vakıflarıyla, gruplarıyla, cemaatleriyle kendi kendini geniş çaplı kontrol eden ve dışına çıkılamayan, dışına kaçma imkanı olmayan bir sistem. Ancak işte mangal gibi yüreğin olursa çıkabiliyorsun. Ama bunun dışında çıkılamıyor. Neden geleneksel sistemin dışına çıkılamıyor? İnsanlar neden bundan kurtulamıyor? Bunu maddeler haline hazırlayabiliriz. Mesela bu hadisleri neden söylemiyorlar, gizliyorlar? Bunun da ön nedenlerini biz kendimiz hazırlayabiliriz. Yani tahminlerde bulunabiliriz. Genelde de isabet ederiz. Mesela PKK'nın zoru nedir? Biz bunu biraz analiz ettik. Mesela İngiliz Derin Devleti'nin bunu organize ettiğini anlattık. Ama İngiliz Derin Devleti'nin Türkiye'yi parçalamadaki hırsı ve nefreti tamamen boş bir şey değil. Yani öfkeleniyorlarsa bir gelenekçi, ortodoks bakış açısı var. Kadınlara karşı olan bir bakış açısı var. Katı bir bakış açısı var. Oradan kaynaklanan bir öfke. Ama tabii bir sevgisizlik, merhametsizlik de var. Bu da çok iyi analiz edilmesi gereken bir konu. Yani insanların konuşamadığı, gizlediği konuları anlatmak çok önemli. Yani düşünmek istemediği, düşünse de çözemediği konuları anlatmak çok önemli. Biz bunların üstüne gidelim. O zaman bütün sorunlar rahat çözülebilir. Mesela çözüm süreci diyor. Çözüm sürecinin kastının ne olduğunu hiç kimse bilmiyor toplumda. Mesela bu gizli, gizemli bir güç, gizemli bir iddia ne olduğunu bilmiyorlar. Halbuki biz çözüm sürecinin hedefinin ne olduğunu anlatabiliriz. Biliniyor aslında ama hiç kimse dillendiremiyor, söyleyemiyor. Mesela başbakan ve cumhurbaşkanı dışında kimse bilmiyor diye biliniyor. Ama sorulsa işin doğrusu onlar da bilmiyorlar. Yani çözüm sürecinin amacının ne olduğu bilinmiyor. Bilinmeyen bir amaca doğru gidiliyor. Hayır, bilenler var da İngilizlerin devleti biliyor. Belirli yerler biliyor. Başkası bilmiyor. Bu konuları analiz edip ortaya koyabiliriz. Mesela danstan adam çekiniyor. Biz dans ediyoruz. Halbuki içi gidiyor, hoşuna gidiyor. O da yapmak istiyor ama kendisi bunu yapmak istemiyor. Çünkü o geleneksel sistem içerisinde kilitlendiği için o sistem onu bırakmıyor. Ama ben o sistemi takmadığım için çok rahat gidebiliyorum. Mesela müzik dinlemek istiyor ama o sistem onu bırakmıyor. Bizi eleştiriyor fakat haklı buluyor bilinçaltında. Mesela dekolteyi eleştiriyor ama haklı buluyor. Müziği eleştiriyor, haklı buluyor. Mesela eğleniyoruz, gülüyoruz falan ama sırf bunlar değil. Yani helallerin hepsini yapmamızı da haklı buluyorlar. Kur'an'a uymamızı da haklı buluyorlar. Mezhep kabul etme işimizi de haklı buluyorlar. Mehdiyetle ilgili görüşlerimizi de haklı buluyor. Ama mesela bunu bazen alaycı bir dille ifade etmeye çalışıyor kendi kafasınca. Ama gecenin üçünde adam alaycı bir dille Mehdiyet'i eleştirmeye kalkıyorsa bu inandığını gösterir. Yani kanaati gelmiş demektir. Bu tip alaycı reaksiyonların psikolojik nedenini de anlatabiliriz. Yani bu dili neden kullanır bir insan? Yani bilinçaltında ne vardır, amacı nedir? Bunların hepsini anlatabiliriz. Böyle geniş çaplı analiz yazıları yazalım. Mesela entel danteller neden öyle bir entel dantel görünmek istiyorlar? Neden mesela İngiliz Derin Devleti'nin tasdikini istiyor bazı kişiler? Bunların hepsini anlatabiliriz. Bunları sıralı bir hale getirelim. Bunlar tabii bir kelime demen hali olmaz da. Mesela bir önceki Genelkurmay Başkanı çözüm sürecinin ne olduğunu biz bilmiyoruz dedi. Ya Genelkurmay Başkanı bak. Milletvekillerine soruyoruz, biz de bilmiyoruz diyor. Ve mesela toplum buna şaşırmıyor insanlar. Ya bilmediğimiz bir şeyi niye savunuyoruz demiyorlar. Bunun üstüne gidelim. Gidelim derken analiz yapalım. Teşhis koyalım. Açıklayalım. Mesela benim tebliğ yaptığım alana hiç kimse giremiyor. Bak mesela sosyeteyle bağlantıyı hiçbir gelenekçi yapamadı. Yani tarihler bu 100 yıllık bölüm içerisinde sosyeteyle bağlantı, aydın kesimle bağlantıyı gelenekçi kesim hiçbir şekilde yapamadı. Bir tek ben ve benim çevremi yaptı. Masonlarla hiçbir şekilde bağlantı kuramadılar. Bir tek ben kurabildim. Tapınakçılarla bir tek ben bağlantı kurabildim.
Musevilerle bir tek ben bağlantı kurabildim. Ama buna bir cesaret gerektiriyor tabii. Ya burada bir hayranlık duyuyorlar fakat eleştiriyorlar aynı anda. O eleştirme neden olduğunu psikolojik kökleriyle açıklarsak çok olur, çok etkili olur. Mesela bak Sedat Yavuz, Illuminati'den bahsediyor. Illuminati nedir desen, limonata çeşidi falan zannediyor. Hiç bilmez. Bilmedikleri de mesela Illuminati o garip bir laf olarak görüyor. Bir, dünyada bir canavar olduğuna düşünüyorlar gizli bir yerde. Fakat onu da bilemiyorlar. Ondan sonra tahmini açıklamalar yapıyorlar. Cemaatler, birçok büyük cemaat zenginleşince sosyeteyle bağlantı kurabileceklerini zannettiler. Sosyete hiçbir şekilde yanaşmadı onlara. Yani çünkü gelenekçi estetik olmayan bir zenginlik anlayışına ulaştılar. Böyle garip ortodoks bir zenginlik anlayışı. Yani hiçbir şekilde sosyeteyle bağlantı kuracak ruh ve felsefeyi elde edemediler. Gelenekçilerde o kadar cesaret pek olmaz. Çekingen derler. Yani birbirlerinin tasdikini çok önemli görürler. Gelenekçilere dikkat edin, hep savrulurlar. Bir oraya gider, bir buraya savrulurlar. Mesela bir gün çözüm sürecini savunurken hemen bir başka gün karşısına dikilirler. Sabit kararlı tutumlar pek olmaz. Ama bu onların tabii çok ufak yönleri. Mesela ateistlerle hiç bağlantı kuramazlar. Ateistlerle tek ben bağlantı kurabiliyorum. Gençler de öyle. Diyanet İşleri Başkanı açıklama yapmıştı. Evet, Diyanet İşleri Başkanı biz gençlerle bağımızı koparttık. Bağlantı kuramıyoruz. Yani. Bir tek ben bağlantı kurabiliyorum. Çünkü onların o kafasıyla böyle bir şey yapmaları imkansız. Yani kilitlenmiş o sistem. Kendi içinde kilitlenmiş. Mesela münafıklarla baş etme güçleri hemen hemen sıfır gibi. Gelenekçi cemaatlerde münafık bol miktarda oluyor. Ve bunları ezim ezim eziyor münafıklar. Baş edemiyorlar. Ya teşhis edemiyor ki mücadeles. Siz tarif etmişsiniz. Aslında sadece peygamberimizin döneminde münafıklar varmış gibi. Daha sonra münafıklık kalmamış gibi biliyorlar. Tabii yani onlar böyle tarihi vakalardır. Kaybolmuş bitmiştir gibi düşünüyorlar. Bir de doğru düşünme metotları pek yok. Yani hep böyle sloganlarla, gelenekçi sistemle. Mesela bir kıyafet anlayışları bile gelişmiyor. Kendi klasik gelenek anlayışlarını ortaya koyuyorlar. Mesela yaka şekilleri belli, pantolon şekilleri belli, seçtikleri renkler belli, bıyık şekilleri belli, saç tıraşları belli. Bunu aşamıyorlar. Yani yeni, daha modern, daha akılcı bir şekilde gelemiyorlar. Mesela kadınlara yaklaşma şekilleri de çok kötü. Birçoğunun. O yüzden sürekli yanıp yakılıyorlar. Mesela kaliteli bir kadınla bağlantı kuramıyorlar. Yani güzel, değerli bir insanla, mesela böyle görünümüyle, aklıyla, kişiliğiyle, gerçekten değerli bir hanımla
birçoğu bağlantı kuramıyor. Kurduklarını batırıyorlar zaten. Yani arada dağlar, boyut farkı oluyor. İşte öyle kaliteli bir kadın da onlara hiç yanaşmaz zaten. Yani çok uzaktan hayranlık ve hayretle izliyorlar o hanımları. Mesela müzik kaliteleri olmuyor. Evlerinde mobilya kalitesi olmuyor. Birçoğu birbirine benziyor. Aynı. Zenginlik müthiş oluyor. Hakikaten geniş, büyük, ferah evler yapıyorlar. Ama iç kaliteyi elde edemiyor. Konuşma kalitesini elde edemiyor. Kendilerine has bir konuşma kaliteleri var. Gelenekçi, ortodoks konuşma kalitesi. Onu tutturmaya çalışıyorlar. Yani özgür konuşma ruhları yok. Mesela sevgiyi o kadar bilmiyorlar. O kadar değil de bayağı bilmiyorlar. Allah'a kendini adamayı bilmiyorlar birçoğu. Kaliteli olmaya karşı da işte bir lokma, bir hırka mantığını savunarak kendini kurtarmaya çalışıyor. İşte Peygamberimiz bir hırkayla gezerdi. Hasırın üstünde otururdu. Çünkü çok kalitesiz bir ortam meydana getiriyor. O kalitesiz ortamı kurtarmak için de öyle bir açıklamaya ihtiyaç duyuyor. Hazreti Süleyman devriyle kendini kıyaslayamıyor. Peygamberimiz devrinde tamam fakirlik vardı. Fakirliğe bağlı da tabii ki imkansızlıklar vardı. Ama yani var olduğu da peygamber kullanmıyordu anlamında değil bu. İshak'tan doğan Hazreti Yakup'un 12 oğlu bugün İsrail'in 12 kabilesini oluşturdu. Musa ve Harun bu 12 İsrail kabilesinin Leviler kolundan. Davut ve Süleyman ise Yehuda kolundan. Davut ve Süleyman. Gelenekçi zenginlerin kişilikleri birbirine çok benziyor. Gelenekçi fakirlerin kişilikleri birbirine çok benziyor. Bunu yaramıyorlar. O sistem onları tutuyor ve kilitliyor. Mesela yeni bir AK Parti modeli bir kişilik geliştirdiler. O da yine gelenekçi sistemin içerisinden çıkamıyor. Ama tabii iyi niyetlerden kurtulmak istiyorlar ama mevcut sistemle ikisini birlikte karıştırarak yapmak çok güç. Bayağı güç. Mesela Darwinizme karşı mücadele edemiyorlar. Korkuyorlar Darwinizme. Yani eğer bakarsak, incelersek biz de Darwinist oluruz kafasındalar. O yüzden çeşitli savunma metotları geliştirdiler. Kur'an'da da Darwinizm var diyorlar. Darwinizm var mı ki diyorlar. Yani garip bir mantıksız savunma metotları geliştirdi. Cübbeli'nin yaptığı gibi. Thank you.
Sen de tek sevgilim aklıma düştün nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün nazen de sevgilim yadıma mesela internete bakıyorum, göya hani laf sokma, lafı oturtturma yahut alaycı konuşma, kenayeli konuşma tarzı çok yaygın. Yani %99'lara ulaşmış neredeyse. Birbirlerinden de örnek alıyorlar. Evlerde hanımlar, kızlar, şunlar bunlar falan. Kinaye, öyle konuşmayı da bilmiyorlar aslında. Fakat çok ustaca konuştuğu kanaatinde. Yani çok ustaca laf soktuğunu, çok ustaca böyle öfkesini dile getirdiğini düşünüyorlar. İnsan açıyor hallerini. Ve müthiş yaygın bu. Bunu tabii analiz eden bir yazı ve kitapçık hazırlamak çok iyi olur. Ama çok geniş incelemeye dayalı olması lazım. Onun için herkesin olmasa da büyük bir kesimin Facebook'larından arkadaşlarının konuşmalarından örnekler alarak bunu hazırlayabiliriz. Yani ortak oturan sistem nedir onu gösterebiliriz. Bülent Bey neler düşünüyorsunuz? Bir video vardı Adnan Bey. Sevimli bir köpek ninja eğitimi almış. Bakayım. O bayağı şeker hakikaten. Oh,
Çocuk resimleri gösterebilir miyim Handan Bey? Evet. Aa, bayağı güzelmiş maşallah. Ah, severim onu ben. Ah, şu tatlılığa bak, şu tatlılığa. Ne güzeller ya, hayret maşallah. Maşallah. Ah, severim süsünü senin ben. Bunlar nasıl tesadüfen olduğunu anlatacaklar tesadüfse. Yani iddiaları ya tesadüf diyorlar. Allah anlat dedi mi? Tek tek hepsinin hesabını verecekler. Keyfe bak sen. Hayret ya, bu kadar güzel olmalı. Maşallah. Koşu bandında yürüyen bir köpek vardı anlamda. Oh walk! You can't sit! Walk! Walk! Good boy! Bir de bayağı gayretli. Konuşulmayan şeyleri konuşmak çok hayati. Yani büyük bir kitle boğuluyor böyle bir şeyin içerisinde. Çıkış yollarını göstermek, boğulmanın nedenini göstermek çok faydalı olur. Mesela PKK konusu kitlenmişti. Anlattık. Allah'a çok şükür PKK ile mücadele hükümetin ana konusu oldu. Eskiden çözüm süreci diye olay çözümsüz hale getirilmişti. Adeta kilitlenmişti yani. You used to call me on my... You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Night when you need my love, call me on my cell phone. Late night when you need my love, and I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know.
ever since I left the city, you got a reputation for yourself, nah. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor, hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You made me feel like I did you wrong, going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport, hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching road? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. Biz de ekibe girip yardımcı olun. Bazı tarihi resimler gösterir miyim? Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda cephede yaralanan Osmanlı askerlerinin tedavisi yapılırken. Haliç donanması. İngiliz donanması Haliç'te. Evet, İngiliz işgali. Diyarbakır'da hastane çalışanları. Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edildiği sırada okuduğu Kur'an-ı Kerim. Topkapı Sarayı, Hırkayı Saadet Odası. Anna, how are you? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. And you, how are you? Bak, severim tatlılığını ben seni. Evet, dinliyorum. Kardeşlerimiz Facebook'ta Flemenkçe bir sayfa açmışlar Adnan Bey. Avrupa'nın bilmediği PKK'nın gerçek yüzü sayfanın ismi. Görüntüsü de var. Sayfadaki videoların izlenme sayısı çok yüksek olduğu için Belçikalı bir gazeteci kardeşlerimizle röportaj yaptı. Röportajda sizin anlatımlarınız doğrultusunda PKK'nın Marksist-Leninist bir terör örgütü olduğu, fikri mücadelemizin PKK'ya karşı olup Kürtlerin bizim kardeşimiz olduğu anlatılıyor. Çok güzel. Bütün Avrupa'yı böyle aydınlatmak lazım. Dinliyorum. Selahattin Demirtaş, savaş ortamına alışmak zorunda olmadıklarını belirterek Dolmabahçe'de dile getirdiğiniz çözüm yoluna bağlıyız diye konuştu ve şöyle devam etti. Devlet aklı ferasetsiz kalmışsa halkını felakete sürükler. Gün gelecek söz bitecek, sözün bittiği yere gelmek istemiyoruz. Diyarbakır'dan gönderilen bu mesajı Ankara ve dünya iyi okumalı dedi. Canım PKK saldırıyor, devlet de kendini koruyor yani bu kadar açık. Karmaşık bir durum yok. Thank you.
biraz önce tarif etmişsiniz. Aynı açıklamayı yapmış. Çözüm sürecine bağlıyız. Çözüm süreci ne olduğunu da tabii kimse bilmiyor demişsiniz. Çözüm süreci. Yani PKK'nın İtlik'ten vazgeçmesi, saldırganlıktan vazgeçmesi. Vazgeçtiğinde zaten hiçbir sorun kalmaz. İnşallah. Dolayısıyla bizde ilgili bir yönü yok bunun. Türk devleti ilgili bir yönü yok. Evet, inşallah. PKK'nın azgınlığını bırakması gerekiyor. Sürecilenen şey Abdullah Öcalan'ın bırakılması, onun Güneydoğu'da Cumhurbaşkanı olarak kabul edilmesi, Güneydoğu'da kurulacak Komünist Kürdistan'ın başkanı olarak hatta kabul edilmesi, bütün PKK'lı katillerin bırakılması gibi böyle akla uymayan çirkin bir hedef. Bunu kabul etmeyiz. Bunu unutacaklar. Çözüm sürecinin anlamının bu anlama geldiğini herkes bilir. Anlaşılmayacak bir yönü yok. Gösteri var. Ondan bir bölüm. Ne? 7D tekniğiyle. Evet. 7 boyutlu gösteri. Ama çok iyi olmuş. Ya mükemmel. Bir daha göster bakalım. Çok şahane. Baştan bir daha göster bakayım.
Mükemmel, tebrik ediyorum. Çok ilginç deniz canlılarının fotoğrafları var Adnan Bey. Bakayım. Kavanoz gibi bunlar. Çok şeker. Hayret, bu kadar güzel düzgün olmalı. Oh, sesini severim seni ben. Nefis renkler, bayağı güzel. Çözüm süreci denilen şey Sevr Anlaşması'dır. Sevr Anlaşması'nın aynısıdır. Yani verelim burayı, kurtulalım mantığı. Bunu kabul etmeyiz. Çözüm süreci diye bir şey yok.
denediler onu. Çok yanlış bir yol olduğunu gördüler. Tümürtaş Uçan vardı. Çok değerli bir hoca efendi. Ben onunla bir şeyde toplantıda karşılaşmıştım. Adnan Oktar'ın keskin bir bakışı, etkileyici bir hitabı var. Sanki Allah'ın Hadi ismi üzerine tecelli etmiş. 10 dakika bir gençle konuşsa o genç muhakkak namaza başlar diyordu. Maşallah. Çok mübarek bir insandı. Allah rahmet etsin. Niye böyle oldu? Ne? Ne? Bak. Kristallerin fotoğrafları vardı. Acayip güzel şekiller olmuş ama. Maşallah. Maşallah, mücevher gibi. Hey, wait a minute. No, you can't do this to me.
Evet, dinliyorum. İsimlerini bilip bilgisayar çalışan bir çocuk var. Hayvan şah. O da defter yok bakalım. Elbini bir alem. Evet. Ressam Ali Şenol. Yakaladığınız konular çok mükemmel diyor. Paralel evreni bir bilimsel olarak da açıklayalım. Bir de Kur'an'la, ayetlerle açıklayalım. İnşallah. Gel. Sevimli hayvanlar vardı Adnan Bey. Uygunsa. Bakayım. Annesi ama bayağı şey. Ya bu gerçek değildir canım. Gerçek. Yok ya, hayvana bir şey yapmışlar. Bu gerçek. İnşallah. Ya bunu da boyamışlar ya. Yazık hayvanlara ya. Bu ne hal lan böyle? Geri gel bakayım. Şaşırdığı çok tatlı. Bu göğüsünü öpmek çok güzel olur. Çok anlamlı bakıyor. Maşallah. Bir papağan videosu izleyebilir miyiz? Papağan videosu. Kıyafet şahane olmuş ama. Bir daha bakayım baştan ha. Ama tam fırlama yani. Minik bir kedi vardı videosu, gösteriyor zaten. Bu Çin bu ya. Ya bu halis Çin. Bir daha bakayım göster. Ama gözleri bayağı güzel ya. Kocaman. Kan her yerde duracak. Yakın bir zamanda şiddet ve dehşet bitecek. İnşallah. Evet, dinliyorum ben sizi.
Güzel kuş resimleri gösterir miyim? Kuş. Çok iyi olur. Bakayım. Tablo gibiler maşallah. Hepsi birbirine güzel maşallah. Allah ayete Allah'ın boyası, Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? İnşallah. Ama hakikaten renkler ve renk uyumları muhteşem. Çok iç açıcı, bayağı güzel. Bunları tesadüflerle açıklamaya kalkmak ahirette insanların halledemeyeceği bir konu olacak birçok kişinin. She's from the world. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else. You don't need nobody else. No. Why you never alone? Why you always touching road? Used to always stay at home, be a good girl. You was in the zone. Yeah. You should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, can only mean one thing.
since I left the city. Çok çok güzelsin. Kartal, şarkının sözleri uyumlu olarak cep telefonuyla konuşma hareketi falan yapıyor. Bayağı eğleniyormuş. İyi, mutlu olduk. Teşekkürler. Mehdi, Mehdi kelimesi şeytanı akıl almaz rahatsız eder. İlk başlangıcından itibaren çok canını yakmıştır. Mehdi, müminlerin de kalbinde ferahlık meydana getiren bir kelimedir. Mehdi, çocukluğundan itibaren insanların bilinçaltında bir eğilim vardır o kelimeye karşı. Mehdi kelimesi kadar bilinçaltında Cenab-ı Allah kodlamıştır. Küfürde çok çok rahatsız eder münafıkları. En huzursuz oldukları, en rahatsız oldukları kelimedir. Mehdi. İşin ilginç yanı, PKK'ya rağmen, İngiliz derin devletine rağmen, çok cahil insanlara rağmen, bağnazlara rağmen, Mehdiyet eze eze büyük bir donanma gemisi gibi ilerlemeye devam ediyor. Evet, kimse de durduramıyor. Mehdiyet'in yenilmesi beklenir. Çünkü çok küçük bir grup olduğuna göre, karşısında muazzam bir güç olduğuna göre yenilmesi gerekir. Eze eze ilerliyor. Ya bu metafizik bir olay. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me, and darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand. Fikret, nasıl parça? Çok iyi. Sordum canım.
dogs react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it some. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında konuşan HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder, İmralı yolunun açılmasını ve müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi ve şöyle dedi: her türlü hukuki, cezai, yasal, insani ne tür vebali varsa biz üzerimize almaya hazırız.
Evladının yolunu gözleyen Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Arap, Ermeni bütün annelere burada taahhüt ediyorum ki çağrımıza cevap verilirse bir hafta içerisinde barışı sağlarız. 8. gün olursa beni Diyarbakır Meydanı'nda çağırmaya gelin dedi. E, tamam da bunun karşılık ne istiyorlar? Öcalan'ın bırakılması, evet. Bütün PKK'ların affedilmesi, evet. Güneydoğu'nun teslim edilmesi, federasyon olarak verilmesi. Yanlış mı biliyoruz? Dürüstçe söylesin. Öyle bir şey olması için 80 milyon şehit olur o zaman. Onun dışında olmaz. Tamam onların olur o zaman. Kim istiyorsa. Yani ben onun için söylemiyorum da kim istiyorsa. Bunun dışında olmaz. Kalk bile. Severim etsin. Ya teb ya palübil. Bayılıyorlar Rusya acayip bir şekilde. İngilizce de ya vallahi millet oluyor. Adam dondurmayı görünce kendini kaybeden bir ufaklık var. Bakayım. Ama göz ben şaşılaşıyor. Vallahi iptal oluyor yani. Adnan Bey bir Kur'an mucizesinden bahsedebilir miyim? Evet. 1957 yılında ilk defa uzaya insansız bir Sputnik 1 denen uydu gönderiliyor. Bu olaya Kur'an'da 19. surenin 57. ayetinde yani Meryem suresi 57. ayette şöyle işaret ediliyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Biz onu yüce bir mekana yükseltmiştik. Ayetiyle Allah burada o Sputnik 1 uydusunun uzaya çıkış tarihinin tarihini veriyor. Ve burada Allah'ın Kur'an'ın sözü olmuş olduğunu anlıyoruz inşallah. Evet ama biz tabi Kur'an'ı geneliyle evet. Anlarız. Bunlar işari manalar. Bir de alenen açıkça mucize olan yönleri vardır. İşte o savaşın şekli evet. Nerede olacağını söylemesi ve dendiği şekilde neticelenmesi. Onlar harikadır. Ama diğerleri başka türlü tabi. Evet.
kalitesi iyi oldu. Bayağı başlarda daha hoş hale geldi. Evet, ben Erbakan hocamıza destek verirken on binlerce kişinin düşmanlığını aldım. O benim şerefimdir demiştim. Evet. Doğru hakikaten o zaman akıl almaz bir muhalif kitle oluşmuştu. Umurumda bile değil. Erbakan Hoca ama sonunda Allah'a çok şükür partinin başına geçti. Anlı şanlı vefat etti. Her yerde ezmeye kalkıyorlardı. Yeri yerinden oynatmıştım. Asla kabul etmedim. Anlatın, dinliyorum. Adnan Bey, deniz kabuklarından fotoğraflar vardı. Estetik, mükemmellik. Allah'ın yaratma sanatı maşallah. Ama hakikaten çok çok güzel olmuş. Altın oran. Yani nefis güzel maşallah. Maşallah. Hepsi sanat eseri. Evet, maşallah. Sen de istersen arkadaşın yanına al sandalyeni. Orada kapı daha rahat açarız. Evet, dinliyorum. 20. yüzyılda bulunan genetik bilim bize bebeğin cinsiyetinin rahme dökülen meniden olduğunu söylüyor. Allah bize 1400 yıl önce şeytan Allah'a sınırım doğrusu öldüren ve dirilten odur. Doğrusu çiftleri erkek ve dişiyi yaratan odur. Bir damla sudan döl yatağına meni döküldüğü zaman diyor ayette. Şimdi genetik bilim bize 20. yüzyılda insan vücudunda 46 adet kromozom olduğunu ve bu 46 adet kromozomun 2 tanesinin insanın cinsiyetini belirlediğini söylüyor. Dişide X ve X kromozomları, erkekte X ve Y kromozomları. Meni rahime döküldüğü zaman erkekteki X kromozomu, dişideki X kromozomuyla birleştiği zaman ortaya dişi bebek ortaya geliyor. Evet. Erkekteki Y kromozomu, dişideki X kromozomuyla meydana geldiği zaman ortaya dişi meydana geliyor. Erkek meydana geliyor. İnşallah bize bu da 1400 yıl önce indirilen Kur'an önceden haberini verdiğini söylüyor. Maşallah. Gelmezsen gelme, ocağıma incir diktin. Gelmezsen gelme, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Eski resimlere baktım, kaldım gözü karaya. We'll be right back.
you, I was broken but fine. I was lost and uncertain, but my heart was still mine. I was free before I met you, I was broken but free. All alone in a clear view, but now you are all I see. Hey, wait a minute, no you can't do this to me. Wait a minute, no that's not fair. Hey, wait a minute, you're on me like jewelry. I really like it, but I'm so scared. Evet. Did it occur to you that I'm a man whose heart can be broken? Whoa, whoa, whoa. Girl, I wanna speak to you. Don't you hurt me over and over again. I love you. You can go if you wanna. You can stay if you like. Yeah, you're not done. You can do almost anything. But you don't run my life. Where is it? I don't need no ultimatum. No, no. I can't deal with no stress. Listen. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Terörle mücadelede çifte standart. 11 Eylül 2001'de gerçekleştirilen korkunç saldırıların ardından NATO'nun meşhur 5. maddesi ilk defa yürürlüğe girdi. Buna göre NATO üyesi ülkeler yapılan bu saldırıyı kendilerine yapılmış saydılar ve birlikte mücadele kararını aldılar. O tarihe kadar çok da fazla gündeme gelmeyen terör meselesi bu tarihten sonra NATO'nun esas konusu haline gelmişti. Artık dünyada terör grupları arasında ayrım gözetilmeyecek ve bütün terör gruplarına karşı beraber mücadele edilecekti. ABD bu kararın ardından terör örgütlerinin isimlerini içeren listeler hazırladı. Bunların içinde dünyadaki tüm terör örgütleri, Türkiye'de kanlı eylemler gerçekleştiren PKK da vardı. AB'nin yayınladığı liste ise farklıydı. Avrupa'daki bölücü örgütler, Orta Doğu'daki radikal gruplar bu listede vardı. Olmayansa PKK'ydı. PKK üyeleri hala çeşitli Avrupa başkentlerini birer üs olarak kullanabiliyor. Avrupa sokaklarında Türkiye aleyhine gösteriler düzenleyebiliyor, o ülkelerin basın yayın imkanlarını kullanabiliyorlardı. AB bu yanlışlığı Türkiye'nin baskıları üzerine Nisan 2002'de düzeltti düzeltmesini ama PKK terör örgütü çeşitli kurumlar tarafından Avrupa başkentlerinden finanse edilmeye, çeşitli vesilelerle illegal olarak desteklenmeye devam etti. Bu çifte standart günümüzde üzeri örtülü gibi görünse de aslında açıkça devam ediyor. İşte bu nedenledir ki son birkaç aydır Türkiye'de devam eden terörle mücadele de bir kısım basın ve bazı kişiler tarafından farklı gösterilmeye çalışılıyor. Buna Türkiye'den bazı kesimler de dahil. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda neler olduğuna bir bakalım. Terörle mücadele operasyonları Türkiye'nin güneydoğusunda 2015 Eylül ayında başladı. PKK'nın uzun zamandır Güneydoğu'da belli bölgelerde konuşlanmış olduğu biliniyordu. Fakat bölgedeki vahim durum operasyonların başlamasıyla daha net anlaşılmış oldu. Fark edildi ki Güneydoğu'nun belli ilçeleri PKK tarafından üs haline getirilmiş, bu bölgelerde devlet adeta tüm etkisini yitirmiş, Türk bayrakları indirilmiş ve halk PKK'ya zorla bağımlı hale getirilmişti. Bölge halkı silah baskısı altında yaşarken onların evleri, camileri, kahvehaneleri adeta birer mühimmat deposu haline getirilmişti. PKK aleni bir şekilde Türkiye toprakları üzerinde hakimiyet kurmaya başlamıştı. Bu dehşetli manzara Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk güvenlik güçleriyle ortaklaşa yaptığı geniş çaplı operasyonları gerekli kıldı.
operasyonların merkez üssü Cizre, Silopi, Diyarbakır, Sur, Dargeçit, Nusaybin ve İdil olmuştu. Bu bölgelerde sokağa çıkma yasakları peş peşe geldi. Fakat operasyonlar o kadar derinleşti ki can güvenliklerinin korunması adına halk bu bölgelerden çıkarıldı ve onlara şehrin dışında barınacak yerler sağlandı. Terör örgütü her zaman olduğu gibi bulunduğu yerdeki yerli halka zarar vermekten çekinmedi. Evini açmayan Kürt aileleri silahla tehdit etti. Kimisini öldürdü. Bazı aileleri ise kendi evlerinde esir aldı. Kimi ailelerin evlerini mühimmat deposu olarak kullandı. İçinde öğrenciler varken ilkokul bombalamaktan, yaralıları kurtarmaya gelen ambulanslara ateş açmaktan çekinmedi. Söz konusu operasyonlarda PKK ile birlikte saldırılara dahil olan yabancı uyruklu keskin nişancıların bulunduğunu da burada hatırlatalım. Türk askeri ve polisi Türkiye'nin güneydoğusunu Stalinist teröristlerin elinden geri almaya devam ediyor. Bunlar olurken elbette kayıplar veriliyor. Fakat terörle yaşayan bir ülke olarak bu uğurda şehitler vermek her zaman bizim için onur olmuştur. Gelişmeler PKK'ya karşı operasyona başlamakta ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Bu sözler Başbakan Davutoğlu'na ait. Davutoğlu şöyle devam ediyor. İlk defa asker, polis, istihbarat birlikte hareket ediyor. Bu ifade operasyonların hükümet nezdinde geri dönüşü olmayacak şekilde ele alındığını belirtiyor. Operasyonların sona ermesinin ardından bölgenin mükemmel bir mimariyle tekrar inşa edileceğine dair Başbakanın açıklamaları ise sevindirici. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği konuysa oldukça önemli. Terörle mücadeleye yönelik uluslararası işbirliği bağlamında bugüne kadar üzerimize düşenleri biz yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Fakat Avrupa'nın bir ülkesinde bir terör eylemi olduğu zaman dünya ayağa kalkıyor da Türkiye'nin bir Ankara'sında, İstanbul'unda, Gaziantep'inde, Surucu'nda olduğu zaman dünya niye seyrediyor? Bunların da cevabını bulmak gerekir. Terörle mücadele konusunda en önemli ilkelerden biri de terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadele edilmesidir. Terörle ayrım yapmadan mücadele ne acıdır ki şu anda Türkiye'nin müttefiki ülkelerde göremediğimiz bir özellik. Özellikle de konu Türkiye ve Türkiye'yi terörize eden PKK olduğunda. Hatırlayalım, Paris'te korkunç saldırılar gerçekleştiğinde Fransız hükümeti 3 aylık olağanüstü hal ilan etmiş, bu kapsamda 2015 sonuna kadar 2700'den fazla operasyon düzenlemiş ve 700 mescit kapatılmıştır. Bu operasyonların bir kısmında aşırı şiddet kullanımı olay sırasında çekilen videolarla sabitlenmiştir. Telefon dinlemeyi kolaylaştıran düzenlemeler yapılacağı kararlaştırılmış, ülke dışındaki 3000'den fazla kişinin takibe alınması söz konusu olmuştur. Valilere belli bölgeleri halka ve trafiğe kapama, tehlikeli buldukları kişileri belli bölgelere sokmama yetkisi verilmiş, polise savcılık iznine gerek duymadan evlerde ve iş yerlerinde arama yapma hakkı verilmiştir. Fransa, olağanüstü hal durumunda gazete, radyo, televizyon kanalları, tiyatro ve sinemalarda gerektiğinde sansür uygulayabilmektedir. Sadece Fransa'da değil, İngiltere'de terörle mücadele tedbirleri adına polisin tüm internet verilerine ulaşabilmesini sağlayan yasa tasarısını görüşmekte, okullarda internetin filtrelenmesi tavsiyesinde bulunmaktadır. Belçika'nın da benzer tedbirler aldığı bilinmektedir. Terörle mücadele elbette kapsamlı tedbirlerin alınmasını gerektiren olağanüstü bir durumdur. Terör, Avrupa'nın başkentlerine sıçradığında söz konusu önlemler normal karşılanmakta, alınan bu tedbirleri kimse fikir özgürlüğüne müdahale, özgürlük haklarına bir saldırı şeklinde yorumlamamaktadır. Fakat konu Türkiye olunca terör konusundaki çifte standart hemen devreye girmekte, Türk devletinin kendi vatanını korumak için gerçekleştirdiği terörle mücadele eylemleri şaşılacak şekilde eleştirilebilmektedir. Neyse ki Türkiye artık teröre karşı söz konusu eleştirileri ciddiye almayacak kadar kararlı bir pozisyondadır.
dayandı. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırlık komutanı. Güneydoğu'ya güven ve huzur hakim olmalı. Türkiye'nin her karış toprağında tüm vatandaşların kendini güvende hissetmesi gerekir. Ülkemizin herhangi bir köşesinde siyasi partiler çalışma yürütemiyorsa, farklı görüşler rahatça ifade edilemiyorsa, sivil toplum kuruluşları faaliyet yapamıyorsa, konferans düzenlenemiyorsa, kitap dağıtılamıyorsa, okullar, dershaneler, yurtlar, etüt merkezleri güvenli değilse, geceleri rahatça sokağa çıkılamıyorsa, devletin asayiş birimleri dışında bir takım gruplar yol kesip kimlik kontrolü yapıyorsa, devletin mahkemeleri dışında sözde mahkemeler kuruluyorsa, bu sözde mahkemelerde yargılamalar yapılıp cezalar uygulanıyorsa, haraç kesiliyorsa, sık sık insanlar kaçırılıyorsa, farklı görüşten insanlara silahlı saldırılar düzenleniyorsa, devletin güvenlik güçlerinin girmemesi için yollara hendekler kazılıyorsa, o bölgede yaşayan insanların kendini güvende hissetmesi mümkün olmaz. Oysa devletin en önemli vasıflarından biri, tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamasıdır. Devletimiz Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimize güvenlik sağlamalı. PKK, Orta Doğu'nun en büyük mafya yapılanmasıdır ve Güneydoğu halkı üzerinde amansız bir baskı kurmaktadır. Marksist, Leninist, Stalinist bir ideolojiye sahip olan PKK, özerklik adı altında Komünist Kürdistan kurmanın kendince altyapısını hazırlamaktadır. Kurmayı amaçladığı bu proletarya diktatörlüğünün ne kadar acımasız ve despot olacağını anlamak için PKK'nın şu anda bölgede yaptığı uygulamalara bakmak yeterlidir. PKK, sadece kendi dinsiz, Allahsız, komünist ideolojisinin anlatılmasına ve yaşanmasına izin vermekte, farklı hiçbir görüşe yaşam hakkı tanımamaktadır. 3 ay önce yolumu kesip beni 4 gün alıkoydular. Şu anda da dükkanlarımıza saldırıyorlar. Yani bu yaptıkları zaten hep inancımızdan dolayıdır. Yani İslami kimliğimizden dolayıdır. PKK başta bölgede yaşayan dindar Kürtler olmak üzere PKK'nın destek verdiği dışındaki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarını tehditle yıldırmaya çalışmaktadır. Kimse yakmasın kendini. Düşmana yardım etmeyin. Bir kişi sandığa giderse seni biliriz. Esnafın, öğrencilerin, din adamlarının, kamu kuruluşlarında çalışanların, kısaca bölgede tüm insanların üzerinde baskı kurmaktadır. Benim kardeşim tehdit altındaydı. Şirket tehdit altındaydı. Birkaç kendini bilmez PKK taraftarı polis nezdinde gelip polis ismini kullanarak kapıyı açtırıp kurşunlanarak, bıçaklanarak şehit düşmüştür. Evinde. Kendi evinde. Benim kardeşim şehittir. Kağıtta şunlar yazılı. İşte ayağını denk al. Ayağını denk almazsan bu sefer malına kastettik. Bir dahakinde canına kastederiz. Ve altta parantez içerisinde YDGH. PKK'nın sivil halk üzerinde silahla ve zorbalıkla kurmaya çalıştığı bu baskı devletimiz tarafından kanun ve hukuk çerçevesinde bertaraf edilmelidir. Devletimizin merhametli gücünün Türkiye'nin her karış toprağında hissedilmesi ise son derece önemlidir. Adnan Otar'a sohbetler burada son ediyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.